Sizin için bir kalp çizeceğim arkadaşlar. Yani size kalbimi veriyorum diyebiliriz. Şimdi buna biraz yakınlaşarak bakacağız ve kalbin her iki duvarında da neler olduğunu beraber inceleyeceğiz. Ama aynı zamanda daha da derinlere gireceğiz. Kalbimizin derinliklerinde neler olduğuna bakacağız. Konu kalp oldu mu sanırım burada birçok birçok düşünce birçok espri de aklımıza gelebiliyor. Evet. Kalple, kalp duvarıyla başlayalım. Yakınlaştığımızda neler görmeye başlarız? Ona bir bakalım. Neler görmeye başlarız? Kalp hücreleri görürüz. Bunlar çatallı hücreler. Kalp hücreleri çatallı olmasının yanı sıra hatırlatayım çok net gözüküyorlardı demiştik. Bazen bir, bazen de iki çekirdekleri bulunur. Şimdi yine bu kalp hücresine yakından baktığımızı farz edelim. Biraz daha ilerlediğimizde neler görürüz? Bu kalp hücrelerinin içinde çok çok ama çok fazla protein bulunduğunu biliyoruz. Bizi genellikle en çok ilgilendiren proteinlerin başında aktin ve miyozin geliyor. Aktin ve miyozin. Bunlar kalbin kasılmasını sağlayan tipik proteinlerdir. Şekillerini şu şekilde çizerek göstermeye çalışacağım. Aktinler birbirlerinden bir miktar uzak duruyorlar. Araları açıkmış gibi sanki. İlerledikçe isimlendireceğim. Bu bir aktin. Aktinin ortasında ise miyozin bulunuyor. Şu şekilde morla göstereceğim. Oldu mu? Evet. Burada mor renkte miyozin var. Bunlardan miyozin kafası diyebileceğimiz şeyleri de şu şekilde çiziyorum. Her iki tarafta da bir miktar bulunur. Bu miyozinler duvara bağlı, tamam mı? Buradaki en son e, burada yani en sondaki duvara. Bu bağlanma noktasını şu şekilde yeşil renkle çizmek istiyorum. Evet, buna titin diyoruz, titin. Aslında e, titin bir anlamda miyozinin uzaklaşıp gitmesine engel oluyor. Onu burada tutuyor diyebiliriz yani şöyle düşünebiliriz. Zaman içinde bu miyozinler ve aktinler birleşecek gibi duruyor, öyle değil mi? Evet doğru birleşecekler ve bunlara aktin miyozin birleşme köprüsü diyeceğiz. Belki farklı isimler de duyabilirsiniz ama temelde ikisi etkileşime girer. Peki miyozin ne yapmak isteyecek? Bu tarafa doğru çekmek isteyecek. Öyle değil mi? Aktini bu şekilde bağlamak ve hızla çekmek isteyecek. Esasında bütün bu küçük miyozinler benzer davranış gösterir. Aktinleri aynı yöne çekmek isterler ve aynı yolda diğer yöne doğru bir çekim olacak. Yani ortaya doğru bir çekimden bahsediyorum. Bu durum gerçekleşirse sonuçta ne olacak? Kenarlarda burada son noktada bunlara Z plakları diyoruz. Bunlara Z çizgisi de deniliyor çünkü mikroskop altında çizgi gibi gözüküyorlar. Oradan geliyor bu isim. Ama yaklaşınca, daha yakından bakınca bunların temelde protein plakları olduğunu fark edeceğiz. Öyle değil mi? Aktin ve miyozinlerimiz etkileşime geçer ve beklendiği gibi birbirlerini çekiştirirse bunlar içeriye doğru çekilir. Neredeyse tam ortaya bir duvar inmiş gibi olacak böylece. Aklımızda bu şekilde canlandırabiliriz. Aktini bu Z plaklarından sarkan bir ip gibi düşünebiliriz. Miyozin de ipe tutunarak onu çeker ve Z plaklarını çekiştirir. Aslında çok ama çok sayıda miyozin bir tür ahenkle bunu aynı anda yapar. Bu yüzden bu plaklar ortaya doğru hareketlenir. Ortaya doğru hareket ettiklerinde ise hücrenin kasılması veya hücre kasılması gerçekleşmiş oluyor. Yani böyle düşünürsek bu aktin ipleri kopmaz mı, küçülmez mi, bir şey olmaz mı gibi sorular aklınıza gelebilir. Aynı uzunlukta kalırlar. Ama bu Z plakları her şeyi birbirine yaklaştırır. Bütün her şey daha kalabalık gözükür çünkü miyozin her şeyi orta kısma getirir. Yani her şey böyle ortada toplanır. Bu hücre kasılmasıydı. Şimdi gerçekten şöyle bir şeye daha da yakınlaştığımızı düşünelim, tamam mı? Buraya beyaz kutu çizerek odaklanmak istiyorum. Bunun nasıl bir şeye benzeyebileceğini düşünmeye çalışın. Hadi bakalım. Kendimize biraz alan açalım. Evet. Aktin çizerek başlayayım. Şunun gibi bir şeye benziyor. Ve bunu kalıcı tutmaya çalışacağım ve bu çizimin ne olduğunu ilerledikçe göreceksiniz. Burada aktinimiz ve miyozinimiz var. Miyozini aktinle aynı tarafa yönlendireceğim. Aşağı yukarı böyle bir şeye benziyor. Diyelim ki bir başı burada, ikinci başı da burada olsun. İşte miyozinimiz. Tabii ki miyozinimiz iki yöne doğru hareket edecek ama miyozinin çoğunluğu bu yöne doğru ilerleyecek. Aktinimiz ve miyozinimiz burada. Bir önceki resmin hikayesi burada sona eriyor. Ama miyozin ve aktin birleşim bölgelerinde bolca tropomiyozinin bulunacağını biliyoruz. Tropomiyozin sinsice buraya sızacak tıpkı bir casus gibi kalbimizi çalan bir casus. Buna benzer bir şey işte. Ve miyozinin ulaşamadığı tüm birleşme bölgelerine nüfuz edecek. Aslında bir başka protein daha var işin içinde. Troponin isimli proteinin varlığı hakkında konuşmuştuk. Troponin de bir anlamda aynı alanda bulunuyor. Troponini de şöyle çizeyim. Troponini niye üç parça halinde çizdiğimi neden küçük hilal şeklinde bir şey ve iki küçük daire olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Aslında troponin daha önce tek bir protein olarak e, bahsetmiş olsak da kendisinden esasında bunların tamamından e, oluşur. Tamamından yani bahsediyoruz. Muhtemelen yalnızca troponin değil de daha yaygın olarak troponin kompleksi olarak biliniyor. Bu bir protein kompleksi ve daha açık şekilde 3 protein var. Troponin C burada, I ve T ise tam burada. Yani C, I ve T e, troponini var. Sarı olan da tropomiyozinimiz. Şimdi resmimiz biraz daha anlaşılır gözüküyor, değil mi? Bütün bunlar olup bitiyor. E, Troponiyozin, myozin e, başının önüne çıkıyor. Öyleyse bu troponin kompleksinin hareket etmesi nasıl sağlanacak? Miyozin başları için nasıl alan açılacak? Bunu kalsiyumun yapacağını biliyoruz. Kalsiyum. Buraya bir kalsiyum çiziyorum. Ama bu kalsiyum troponin kompleksinin hangi kısmı ile birleşecek acaba? Troponin C kalsiyumun simgesi gibi öyle değil mi? C troponini kalsiyum ile birleşecek. Kalsiyum nüfuz edince artık e, tropomyozin tropomiyozin e, yollarına çıkamayacak. Şimdi tropomiyozin yoldan tamamen çekildi artık. Artık miyozinin başı çok mutlu. Çünkü nihayet aktin ile birleşebilecek. Yani kalplerini birleştirecekler. Yeşil oklarla göstereceğim. Kalsiyum olmayınca sağdaki arkadaşta gördüğünüz gibi bu troponin kalsiyumu bağlayamayacak. Yani bu değil mi? Bu troponinin kalsiyumu, kalsiyumu e, bağlayamayacak. Yani tropomiyozin yoldan çekilmeyecek o zaman. Ne olacak? Orada öyle kalacak. Ve gençlerin kalbini kıracak. Günün sonunda miyozin epey üzülecek çünkü o aktinle birleşemeyecek, sevdiğine kavuşamayacak. Miyozinin bakış açısından baktığımızda kalsiyumun olmasından memnun çünkü o zaman çalışabiliyor. Şimdi daha biraz daha alan açayım ve son bir noktadan bahsedeyim. Mutlu miyozin başı, çalışan bir miyozin başı ise aslında bu bir işe girmeye benziyor. Kendi istediği bir işe başlayan çalışan herkes mutlu olur. Miyozin başı da farklı değil. Çalışmak istiyor kardeşim Miyozinin başı. Yani ben diyorum miyozin başıyım koskoca. Ama miyozin başı nasıl çalışıyor? Onları nasıl işe alıyoruz? Daha çok miozini çalıştırmak amacıyla inotropini arttırmak için iki tane stratejimiz var. Bakın ne yapacağız? Inotropini arttıracağız. Bu stratejilerin tek tek üzerinden geçeyim. İlk strateji ne olabilir? Kalsiyum miktarını etki edebilirsiniz. Daha fazla kalsiyum alabilirsiniz. Değil mi? Bu birinci strateji. İkinci strateji olaraksa Troponin C alabilirsiniz. Evet, hatırlayalım. C troponini kalsiyumu bağlayan kompleksin bir parçasıydı. Kalsiyuma daha duyarlı hale gelmek için troponin C de, e, C yani alabilirsiniz. Burada duyarlı ile neyi kastediyorum? Troponin C, çevredeki kalsiyumu daha kolay bağlayabilmek için şekil ve yüz değiştirir. Dolayısıyla kalsiyum ne olur daha kolay bağlanır. Ama duyarlı kelimesinin üzerinde durmak istedim çünkü bazen kelimeyi duyunca ne anlama geldiğini merak edersiniz kalsiyumu daha kolay bağlamak. Bunlar iki temel strateji. Ama tahmin edersiniz ki bir stratejiye yüklenerek sadece kalsiyumu arttırmak ama troponin C'nin duyarlılığını sabit bırakmak aslında kalsiyumu bağlama kolaylığını değiştirmez. Ancak aynı zamanda daha fazla miyozin başı çalışacak demek olur. Yani daha fazla miyozin başı görev başında. Nihayet ki bu. Bunu e, tersine de çevirebiliriz. Şöyle, Belki kalsiyum oranı aynı miktarda. Kalsiyumu arttırmadık ama troponin C'nin kalsiyumu bağlaması daha hızlı ya da daha kolay olacak. Bu durumda yine daha fazla sayıda miyozin başı çalışacaktır. Yani her iki senaryoda da iki stratejide de daha fazla miyozin başı çalışıyor. Böylelikle inotropi için iki temel stratejiden de bahsetmiş oluyoruz.